Şu eski tip klimaların kumandaları mevcut şöyle. Bunun kullanma talimatını sizlere şöyle anlatayım. On-off tuşu şurada ortadaki yönlendirme kanat tuşudur. Kanatı yönlendirme yapıyor. Şu jet, turbo dediğimiz olaydır. PO jet hızı yazıyor. Buradan çıkartmak için şöyle bir eksi ya da artı tuşa bastırdıktan sonra yeterlidir. Şu fan hızını arttırıp azaltmak içinse şuradaki tuşu kullanıyoruz. Şöyle, bu auto'dur. İçerideki sıcaklık ya da soğukluğa göre kendisi ayarlıyor fanı. Şu en alt kademedir. Fan hızı düşüyor gittikçe. Şu bir orta kademe, bir en son kademe. Şöyle kapak içine geçtiğimizde plazma tuşu var. İç kanat yönlendirme tuşu var. Plazmaya bastığınızda içerideki soğan, sarımsak ya da vesaire bir kokuyu nemlendirip attırıyor dışarıya. Şu da içerideki kanatın sağ sol yönlendirmesini sağlıyor. Kumandayı göster. Şu tuşa bastığınızda eğer ki genellikle yaz aylarında klima devreye girmediğinde ya da ihtiyaç duyduğunuzda şu tuşa basarsanız şuradaki simge gidecektir. Sadece içerideki fan çalışacaktır klimanın. Sadece içerideki fan çalışıyor şu an, göster. Şu an dış ünite devre dışı kaldı. Kumandayı göster şu an. Tekrar şöyle mode tuşuna bastıktan sonra şuradaki mod tuşları. Kar işareti yaz modundaki soğuğu çalıştırmak için şu karlanmaş mı öyle bir şeydi. Şu dryer'dir. İçerideki nem filtre etmek için kullanıyor. En sondaki de kış modudur. Şunu da yaz aylarında eğer klima soğukta çalışıyorsa çarpmasını istemiyorsanız şu yıldız şeklindeki tuşa bir defa basarsınız 1 saat 1 horse yazıyor. Hem havayı yumuşattırıyor hem de 1 saat sonra otomatik klimayı kapatıyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 saatlik bir süresi var. İstediğiniz kadar ayarlayıp uyurken 2 saat sonra kapatmasını sağlayabilirsiniz. Şu diğeri de kumandadaki saati vesaire ayarlamak içindir.